Merhaba arkadaşlar, Abin Abi kanalına hoş geldiniz. Size müjdeli bir haberimiz var. Gamesir Türkiye Destek blog sayfasını kurmuş bulunmaktayız. Sayfanın içinde WhatsApp bağlantı linkimiz var. WhatsApp grubumuzda 5 tane teknik ekibimiz var. Merak ettiğiniz her şeyi sorabilirsiniz. Linki açıklama kısmına bırakıyorum. Bugün Z1'in kurulumunu yapacağız. X1 ile Z1 kurulum arasında hiçbir fark yok. Aynı kurulum. Şimdi Z1 ile X1'in arasındaki fark ne diye soranlar var. Z1 ile X1'in arasında sadece konsol farkı var. Yük fazlalığı farkı var. Z1'de konsol klavyenin içinde. X1'de zaten ortada meydanda. Bir de Z1'de kablo fazlalığı yok. X1'de kablo fazlalığı var. Aradaki tek fark öyle söyleyebilirim. Daha çok bilgi almak için teknik ekibe yazabilirsiniz. Arkadaşlar sıfırdan anlatım yapacaktık zaten. Daha detaylı olacak bu. İlk önce geliştirici seçeneklerini açacağız. Ayarlar, telefon hakkında kısmına gireceğiz. Burada yazılım bilgilerine tıklayacağız. Yazılım bilgilerinden sonra yapım numarasına 7 defa tıkladığımızda geliştirici seçenekleri açılacak. Geliştirici seçeneklerini açtıktan sonra tekrardan ayarlara girdiğimizde en altta geliştirici seçenekleri olacak arkadaşlar. Geliştirici seçeneklerine tıkladıktan sonra burada USB hata yüklemesini açmamız lazım. Tamam diyeceğiz. Geliştirici seçeneklerinde ayarları açtıktan sonra indirmeniz gereken iki program var. Bunların linkini açıklama kısmına bırakacağım videonun. İlk gireceğimiz uygulama Grooks. Yükle diyeceğiz. Aç diyeceğiz. Açtıktan sonra burada Bluetooth'la cihazı açmamız lazım. Yani eşleştirmemiz lazım. Açalım. Bluetooth ayarlarında Gamesir Z1 diye bir bağlantı gelecek. Geldikten sonra Gamesir Z1 ile telefonumuza eşleştireceğiz. Eşleştikten sonra Grooks'a geri gireceğiz. Burada DVC magnet var. Tıklayacağız. Cihazımızı seçeceğiz buradan. Upta firmware'e tıkladığımızda böyle bir mecra yüklemesi olacak. Yeni kurulum yapanlar da zaten program direkt güncelleniyor. Yani bu şekilde Upta available uyarısı alacaksınız. Aldıktan sonra zaten güncel olduğunu gösteriyor. Programı kapatacaksınız. Kapattıktan sonra FBS Doşku indirin arkadaşlar. Bu şekilde yüklemeden önce zaten klavyeniz ve mouse'unuz birbirine bağlı olsun. Aç diyeceğiz. Açtıktan sonra altta yeşil bir yazı var yanıp sonra. Ona tıklayacağız arkadaşlar. Tıkladıktan sonra zaten bir güncelleme gelecek. Yani ekranı bir şeffaf bir görüntü gelecek. Onu da güncelleme atacak. Bekleyelim. Yani biraz geç geliyor ilk kurulumda arkadaşlar bunlar. Zaten bunları bir kere yapacağız. Daha yapmayacağız. Biraz daha bekleyeceğiz. Ekrana bu şekilde bir rakamlı yükleme gelecek. Şimdi her cihazda değişiyor. X1'de mesela 4221'di. Confirm diyeceğiz buradan da. Şimdi ben yüklemeyi atlayacağım arkadaşlar. Bir yaklaşık 8-10 dakika falan sürmekte. Ben direkt atlayayım o kısmı. Ama bir güncellemenin başladığını görelim. Aynen bu şekilde yüklüyor arkadaşlar. Sonuna kadar cihazınız kapanmasın. Yükleme bittikten sonra pardon arkadaşlar, Bluetooth ayarlarına gireceğiz. Buradan Gamesir Z1'i eşleşmesini bitireceğiz. Eşleşme bittikten sonra Bluetooth'u kapatalım. Genelde yükleme bittikten sonra cihaz da kapanıyor. Açıksa kapatalım cihazı. Bluetooth'umuzu da kapatalım. Cihazımızı açalım şimdi. Cihazı açtıktan sonra Bluetooth'u da açalım. Şimdi Gamesir Z1 olan Bluetooth bağlantısı FBS Doşka dönüşmeli. FBS Doşka dönüştüyse bağlanın arkadaşlar.
Şimdi eşleşme bittikten sonra şöyle bir 5-10 saniyelik bir yüklemesi daha var. Hatta bağlantı da diyebiliriz buna. Bekleyelim. Confirm diyeceğiz, yani yükleme başarılı. Buradan direkt PUBG'ye girelim arkadaşlar. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken bir şey var arkadaşlar. Bazıları yüklüyor. Ondan sonra hata olduğunu görüyor. Aslında şu an biraz sonra göstereceğim bir kısımda ona dikkat etmeniz lazım. Ya bu videoda önceden bir arkadaşımız çekti, bizim gruptan bir arkadaşımız. Ben sadece seslendirmesini yapıyorum. FBS Doçka tıkladıktan sonra, yani imlecine ayarlar diyeceğiz. Ayarlardan sonra basic info'ya tıklayacağız. Burada versiyon logic error hatası alacaksınız. Yani bunu her kurulumda alacaksınız. Buradan aldıysanız eğer çarpıya basıp çıkacağız bu sayfadan. Şimdi telefon kendine gelmediği için de biraz bekliyoruz. Ondan sonra kırmızıya basıp confirm diyeceğiz. Yani kapata basıp confirm diyeceğiz. Confirm dedikten sonra PUBG, hatta tüm geçmiş kalan sekmelerin hepsini silelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, zaten bu hatanın çözümü bu şekil. Sekmeleri sildikten sonra yine FBS Doçka tıklayıp yeşil yazıya tıklayalım. Yine ekrana bir şeffaf gelecek. O bir 5 saniye falan sürmekte. Aynen, altta bu şekilde 3 tane yeşil yazı geldiğinde kurulum tamam demektir. Geldikten sonra direkt PUBG'ye girebilirsiniz. Hatta soldaki imlecin gri değil de yeşil yanması lazım. Biraz bekleyelim arkadaşlar. Aynı şekilde şimdi burada yine FBS Doçka imlecine tıklayacağız arkadaşlar. Yine ayarlar. Oradan basic info diyeceğiz. Yazının kalktığını göreceksiniz burada, versiyon logic error. Kalktıysa sıkıntı yok demektir. Yine çarpıya basıp bu sayfadan çıkacağız arkadaşlar. Aynı şekilde close edeceğiz. Başka hiçbir şeye basmayacağız. Şimdi ben size burada zaten mouse ayarıyla klavye ayarlarını göstereceğim. Yani tuş atamalarını. Şimdi bekleyelim biraz daha. Oyuna girdikten sonra bir trick moduna girin arkadaşlar. Çünkü en iyi orada test edebilirsiniz. Burada yine FBS Doçka tıklayacağız arkadaşlar. FBS Doçka tıklayalım. Ayarlar. Otel Settings kısmına geleceğiz. Otel Settings'e tıkladıktan sonra 3. kutucuğu işaretleyeceğiz. Bu 3. kutucuk mouse imleci ile alakalı. F1'i 20 yapacağız. Soldaki ayarlar için konuşuyorum. F2'yi 25, F3'ü de 37 olarak ayarlayıp Virida Config'e tıklayacağız arkadaşlar. Bu şekilde ekrana imlecin geldiğini göreceksiniz. Ondan sonra PUBG'de kontroller ayarlarına girip özelleştir diyeceğiz. Şimdi burada yine FBS Doçka tıklayacağız ama herhangi bir şeye tıklamayacağız. Burada tuş atamasını yapacağız. Sizden tavsiyem, bu mouse imleçlerini ortaya çekin. 3 tane olacak arkadaşlar. Ondan sonra gördüğünüz bütün harfleri silin. Çünkü cidden atama yaparken biraz sıkıntı yaşayacaksınız. Yani sağa sola saklanan tuş çok oluyor. Ondan dolayı oyundayken klavyede yanlışlıkla farklı bir tuşa bastığınızda karşınıza farklı bir sayfa açılıyor. Yani en temiz atama böyle yapılır. Ben size öyle söyleyeyim arkadaşlar. Ya silelim. Bir dakika. Bekleyelim. Yani o sırada siz de zaten videoyu duraklatıp kendi ekranınızdaki tuşları silebilirsiniz. Evet arkadaşlar, tuşları temizledikten sonra mouse imleçlerini koyalım. Önemli olan bu mouse arkadaşlar. Bunu koyduğum yere siz de koyun. Ama üstüne hiçbir şey gelmesin, üstüne veya altına. Ondan sonra tuş atamak istediğiniz yere 1-2 saniye basılı tutun parmağınızda. Eklemek istediğiniz tuşu klavyede basın. Bir kere tuşun oraya atandığını göreceksiniz. Bu tuşu iki kere de atayabiliyorsunuz arkadaşlar. Atadığınız zaman zaten bir tuşu iki kere atadığınızda karşınıza bir bu şekil yazı gelecek. Buradan confirm diyeceksiniz arkadaşlar. Yani bir tuşu iki kere
gibi bir bildirim gelecek. Kullanıyorsun gibi. Yani confirm diyeceğiz. Bir dakika atamaları yapalım. Yani göstermelik atama yapalım. Şimdi atama yaptıktan sonra önemli bir husus var. Ona dikkat etmeniz lazım. Bunu yapmadığınız zaman her oyuna girdiğinizde tekrardan atama yapmak zorunda kalırsınız. Bir dakikanızı alacağım. Evet. Atama yaptıktan sonra close'a basıp confirm diyeceksiniz. 3 defa confirm diyeceğiz burada arkadaşlar. Bir daha confirm diyeceğiz. Bundan sonra bir daha confirm diyeceğiz. Bu şekilde ayarları kaydetmiş olacaksınız. Ama bundan sonra bunu yaptığınızda da klavye mouse'unuz çalışmayacak. Onun da size ufak bir ayrıntısını göstereyim. Bekleyelim. Yine FBS Doşka tıklayacağız burada arkadaşlar. Bunu her zaman yapmanız lazım atamadan sonra arkadaşlar. FBS Doşka tıklayalım. Ayarlar Virite Config diyeceğiz. Bu klavye mouse'unuzu tam çalıştıracak. Bir dakika, deneyelim şu an. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çalışıyor. Şu an şeyi koymayı unutmuşuz. Konsolu. Yani sağ sol konsolunu. Onu da koyalım. Aynı şekil close edeceğiz bunu koyduktan sonra. Yani bir nevi tekrar gösterme gibi oldu. Herhangi bir tuş oynattıktan sonra close'a basıp confirm diyeceğiz. Ondan sonra FBS Doşku tekrar açıp ayarlar Virite Config diyeceğiz. Bizden bu kadar arkadaşlar. Bir probleminiz olursa zaten açıklama kısmına WhatsApp blog sayfamızı paylaşacağız. Oradan WhatsApp bağlantı linkine tıklayıp bize ulaşabilirsiniz.